Merhaba millet, ben Jadmaga. Minecraft rehber videoları serimizin yeni bir bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle malzeme istasyonu kuracağız bir tane. Malzeme istasyonu nedir? Düğmesine bastığımız zaman otomatik olarak bize belli sayıda malzeme fırlatan bir sistem kuracağız. Bunu ender incisi ya da yemek ya da onun gibi şeyler almak için kullanabiliriz. Survival serimizde de kurduğumuz sistemin aynısı olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet, altta hot barımda gördüğünüz malzemeleri kullanacağım. Birkaç tane de ekstra malzememiz olacak. Şimdi öncelikle yeri biraz kazarak başlıyorum. 2 derinliğinde. Evet, istediğiniz kadar burayı böyle kazın. Bana şu anda 7 genişliğinde 4 derinliğinde bir yer lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, bu gayet yeterli olacaktır. 4 de uzunluğu olsun istiyorum. Ve burayı böylece kırıyorum. Derinlikte 2 yeterli olacaktır. Şimdi biraz camlarla koyacağım ki altında da ne yaptığımı görebilin. Sizin burayı cam yapmanıza gerek yok. Sadece yerin altında kalacak kısmını görmeniz için. Evet. Şimdi buraya 2 tane merdiven koyacağım. Siz buraya başka bir şey koyabilirsiniz ama ben güzel görünmesi için merdivenle yapıyorum. Evet, burayı böyle çıkıyorum. Ve dispenserlarımız buranın arkasında olacak. Üzerinde böyle geliyorum. Evet, burası hazır. Şimdi dispenserlarımızı koyalım. Buraya koymayacağım. Onu şimdilik blok olarak kullanmak için koydum. Evet, iki tane de dispenserımızı böyle koyduk. Ve bunların üzerine iki tane de hopper koyacağız. Evet, burada düğmeye bastığımızda almak istediğimiz malzemeyi bu hopperlara dolduracağız. Şimdi ben bunu bir sandığa koyuyorum. Şu demir blokları da elime alayım, daha sonra kullanacağım. Evet, bu sandığın için dolduracağız istediğimiz malzemeyle. Düğmemizi de buraya koyalım. Buradaki düğmeye bastığımız zaman dispenserlardan otomatik olarak istediğimiz eşya elimize gelecek. Evet, şimdi burayı da şöyle merdiven gibi yapayım. Daha sonra görmeniz için. Burayı bir tane daha genişleteyim rahat olması için. 4 değil de 5 genişliğinde olsun. Evet. Dispenserımızın bir altından istediğimiz bir blokla, ben şu an demir kullanıyorum ama siz başka bir şey kullanabilirsiniz pahalı olmasın diye. Bir altından böyle etrafına L çekiyoruz. Ve redstone torçlarımızı birini buraya, birini buraya olmak üzere iki tane koyuyoruz. Şimdi sırada redstone'larımızı dizmek kaldı. 1, 2, 3, 4. Ve bir tane de şöyle koyduk. Bunu da 3 dike getiriyoruz. Şu anda 1, 2, 3 dikte. Şuraya bir tane redstone koyacağız. Ve işlemimiz tamamlandı. Bu kadar. Evet, sistemimiz arkadaşlar bu kadardı. Görmeniz için şu altlarını camdan yaptım. Daha sonra inip bakabilelim diye. Evet, redstone'larımızı da böyle koyduk. Gayet basit bir sistem. Daha sonra siz buranın etrafını güzelleştirebilirsiniz. Nasıl kullanacağımızı göstereceğim şimdi size. Çantamı boşaltayım. Üzerime bir iki malzeme alayım. Diyelim ki Survival Server'ımda oynuyorum ve Ender Engine'im üstünde bir tane kaldı. Ama evime yakınım ve şanslıyım ki malzeme sistemimizi kurduk. Hemen yakına doğru gidiyoruz. Son Ender Engine'imizi de harcayarak ve düğmemize basıyoruz. Ve bize tam olarak 16 tane Ender Engine'si verdi. Yolumuza devam edebiliriz. Woo. Veya karnımız çok acıktı. Ama yemeklerimiz nerede bilmiyoruz. Ama şanslıyız. Evimizde bir tane malzeme istasyonumuz var. Malzeme istasyonumuza gelip düğmemize bastığımız zaman sorunumuz çözülecek. Tam 16 tane et verdi. Oley! Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi malzeme istasyonumuz da böyle. Yapması gayet basit ama oldukça kullanışlı bir sistem. Server'ınızda ya da kendi single player'ınızda kurup rahatça oynayabilirsiniz. Şöyle etrafından kısaca bir tur atayım görmeniz için. Videoyu baştan izleyip ya da durdurarak aynısını yapabilirsiniz. Çok kolay ve ucuz bir sistem. Umarım sizin için de faydalı olmuştur arkadaşlar. Başka bir videomuzda, rehber veya survival videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.